Efendim, güneşin en güzel doğduğu ülkeden tekrar günaydın canım Kıbrıs'ım. Ada sabahı devam ediyor. Ekranları başına yeni geçmiş olanlara da günaydın diyelim. Yeni uyananlar da var malum. Ama çoktan bizimle yolculuğa başlamış olan saat 06.45'te bizimle birlikte uyanan ve iş yerlerine çoktan ulaşmış olan kişiler de var. Onlara da günaydın. Bugün eylem günü. Bugün saat 16'da adanın dört bir yanında sendikalar, sivil toplum örgütleri %30'luk elektrik zammını protesto etmek amacıyla eylem gerçekleştiriyor. Bunu konuşacağız elbette. Şimdi canlı yayında stüdyo konuğumuz sosyolog, çok değerli bir isim Sayın Kudret Akay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi sabahlar. Nazmi. Yani sizinle program yapmayalı, şöyle bir ajandamı karıştırsam herhalde bir 6-7 yıl. Yok canım, o kadar oldu mu? Tabii. Herhalde en yani son o kadar 2007. Mı? Şimdi ben yaşlandım mı demiyorum. Senin saat senin için durmuşsa bilmem ama o zaman o saati çok beğendim. Doğru. Beraber yaşlandık. Evet, çok keyifli programlarımız oldu geçmişte. Toplum bilimci olarak Kudret Akay toplumun nabzını gerek siyasi gerek kültürel yaşam nabzını çok iyi okuyan, tutan isimlerden, ender isimlerden birisidir. Sabah gündeme baktığımda yine aynı konular var. Elektrik zammı, halkın isyanı. Bunları konuşacağız ama bugün gündemde farklı bir konu daha var. Önce ben oradan başlamak istiyorum. Sayın Meclis Başkanı Sibel Siber'in Türkiye ziyareti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la o klasikleşmiş çekilen bir poz. Yani zaman zaman Türkiye biliyorsunuz. Sayın Başbakan Erdoğan birileriyle fotoğraf çektirir ve onu Kıbrıs'taki basına da servis ederler. Bu bir mesajdır aslında. O mesajı biz çok iyi aldık. Kamuoyu da almıştır diye düşünüyorum. Tabii o mesajı verdikleri kişiler geçmişten bugüne baktığımızda da bazıları siyasi tarihlerini, hayatlarını bile bitirdi. Bazıları da farklı noktalarda. Sayın Sibel Siber'in de böyle bir fotoğrafı var bugün. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le, Sayın Erdoğan'la, Sayın Cemil Çiçek'le bunu nasıl okumak lazım? Önce buradan bir başlayalım. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meclis başkanının Türkiye'de böylesine en üst düzeyde ağırlanmasının her şeyden önce bir olumlu yanı var. Nedir bu olumlu yan? Epey bir süredir şikayet konusu olan Kıbrıs'ı Türk siyasetçilerle Türkiye'li siyasetçilerin arasındaki bir gerginlik, bir çözümsüzlük, bir paradoksal durumun, bir çelişkiler yumağının bir şekilde aşılması için verilmiş doğru bir mesaj olabilir bu. Çünkü sonunda meclis başkanımızdır ve meclis başkanının bu şekilde ağırlanması her şeyden önce bizi sevindirmeli. Tabii bundan başka mesajlar okumak mümkün mü? Mümkün. Ama bunun sebebi de kendi medyamızda, siyasal alanda, sosyal medyada tartıştığımız Sibel Hanım'a bizim yüklediğimiz, tartışmalar sırasında yüklediğimiz anlamlarla ilişkili diyerek de okuyabilirseniz, sözcüklerinizin başında işte bir kısmı tarih oldu, aynı fotoğrafı çektirenler dediniz. Tabii
şunun ima edildiğini sık sık, daha doğrusu daha sık rastlamaya başladık. Türkiye Cumhuriyeti'nin tercihi Sibel Hanım olacak şeklinde imalar başladı. Bu açık açık telaffuz edilmedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik. Evet, evet, böyle bir şeyler var. Bence yani bilmiyorum. Bunun için oraya girmek için bence çok erken. Tabii şu var. Bunun tartışılması kaçınılmazdı. Çünkü bir neden de büyük bir ihtimalle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kendi içerisindeki yaşadığı gelişmeler veya değişimler mi diyeceğim bilemiyorum ama bir gelişmeler var. Belki de onlarla ilişkili. Çünkü daha önce de telaffuz edilen bir şeydi. Hatta Sibel Hanım'ın o geçici hükümet döneminden sonra başbakanlıkta kalması falan filan da tartışılmıştı böyle. Ama bunlar bizim yüklediğimiz anlamlar bu göstergelere. Onun için biraz bekleyip görmek gerekiyor. Nereye gideceğini de fazla spekülasyon yapmadan. Elbette spekülasyon yapmaya gerek yok ama görünen köyün minareleri de bellidir. Çünkü devletler arası görüşmelerde sonuçta iki ayrı devlet var burada. Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Muhataplarınızla genelde görüşürsünüz. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le, Başbakan Erdoğan'la görüşme gerçekten farklı bir mesaj içeriyor. Cemil Çiçek'le yapılsaydı sadece bu görüşme içermezdi. Görüşerek Sibel yanlış mı yaptı? Hayır, onu da söyleyeyim. Kesinlikle iyi bir şey. Türkiye makamlarının bizim makamlarımızla yakın ilişkide olmasından elbette hepimiz onur duyarız. Biz sadece şeytanın gör dediğini görmeye çalışıyoruz. Ve o şeytan ayrıntıdadır gizli diyorsun. Evet. Her ne isterse olsun. İlk önce yapmamız gereken şey bir defa meclis başkanımızın en üst düzeyde kabul görmesinden dolayı bunu olumlu bir gelişme olarak nitelememiz gerekiyor. Ha, keşke dediğiniz gibi iki ayrı devletin eşit düzeyde ilişkisi hakikaten var olmuş olsaydı. Böyle bir şey yok. Bunu son dönemlerde, son 3-4 yıldır ciddi bir şekilde yitirilmiş bir alan olarak görüyorum. Niye Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkileri bu noktaya geldi? Bir sosyolog gözüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin zaman zaman seçimler öncesi buraya bazı ekipleri yolladığı artık aleni herkes tarafından bilinmekte. Hı hı. Bu kişilerin başarılı ya da başarısızlığını biz burada tartışacak ya da sorgulayacak durumda değiliz. Ben onu yorum yapmak istemiyorum. Ancak bakış açısını ve sonucu değerlendirmek istiyorum. Siz nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi herhalde son 3-4 yıl bir süre zarfında Kıbrıslı Türklerde şu algı oluşmaya başladı. Bunu terimlendirip, detaylandırıp yansıtmıyorlar ama çekincenin, tedirginliğin altında yatan bence bu ve evet, bir fenomen olarak karşımızda duruyor. Nedir bu? Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili her zaman bir politikası vardı. Bu 50'lere kadar giden bir süreçten bahsediyor. 1950'lerden başlayarak her zaman Kıbrıs'la ilgili bir politikası oldu. Doğru, yanlış, eksik, ne isterse olsun ama bir politikası oldu. Kıbrıslı Türkler ilk kez son 3-4 yıldır şunu hissetmeye başladılar. Türkiye'nin Kıbrıslı Türklerle ilgili bir politikası vardır artık. Çok mühim bir tanımlama. Evet, yani bu kendi içinde toplumsal mühendisliği, toplumsal değişimi, belirli değer yargılarının Kıbrıs'a taşınmasını içeren bütünlüklü bir proje. Ve ekonomik işbirliği protokolüne karşı tepkilerin bir yerde de altında yatan, bu algı, bu daha seslendirilmemişti bugüne kadar. Ama bunu tartışmanın zamanı geldi bence. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerle ilgili bir politikası var. Bu siyaset alanına direkt olarak yansıyor. Siyaset alanının da sosyal alana bu mesajlar gitmeye başlıyor. Ve bu bilinmemezliğinden dolayı tedirgin ediyor bence Kıbrıslı Türkleri. Bu bilinmemezlik Türkiye'nin aşması gereken bir sorun ve buradaki siyasetçilerin beraber. Çünkü eğer sizlerle ilgili birileri bir projeler üretiyorsa, bu projelerden hedeflenen nelerdir bilmiyorsanız tedirgin olmanız en doğal hakkınız ve tepki vermeniz. Kendinizi bir savunma mekanizması içerisine almanız en doğal hakkınız ve Kıbrıslı Türkler arasında bu yayılıyor. Burada en büyük görev her şeyden önce Kıbrıslı Türk siyasetçiye düşüyor ve siyaset alanına düşüyor. Siyasetçi bunun farkına varmalı ve bunu Türkiye ile oturup konuşmalı. Türkiye'nin sık sık duyuyoruz, büyükelçisi burada hiçbir şeyini sahiplenmiyor. Kimse evet, bir şey sahiplenmezler tabii ki. Sen eğer o iletişim stratejini geliştirememişsen, neden, niçin yaptığını paylaşamamışsan
ve bunu paylaşma aracın olarak da Kıbrıs'ı Türk siyasetçiyi kullanmıyorsan ve sen dillendiriyorsan bunu, bu her zaman daha da kötü hallere varabilir. Onun için her şeyden önce Kıbrıs'ı Türklerle Türkiye arasındaki iletişim güçlendirilmeli. Daha şeffaf, daha açık, daha katılımcı bir şekle bürünmeli bu. Ve her neyse bu projeler oturup daha detaylı faydalarıyla eksikleriyle tartışılabilmeli. Evet, bunu tabii zaman gösterecek yine. Bu ilişkilerin ne noktaya geleceğini hep birlikte göreceğiz zaman içerisinde. Gelelim meşhur konuya, elektrik zammı konusuna. Günün yorumunda sizi bir ara konuk etmiştik. Elektrik zammı ile ilgili çok çarpıcı rakamlarla aslında bilimsel bir gözle de dile getirmiştiniz. Benim o konudaki iki tane net görüşüm var. Bir de o dönemde elektrik faturalarıyla ilgili... elektrik projesiyle ilgili düzeltiyorum. Zammın adı proje oldu ya. Sayın Bakan'ın önerisi vardı. Ya işte bu işle ilgili fikri olan varsa söylesin. Hı hı. Zam yapmak yerine onu da yapabiliriz. Hatta siz bir de öneri yapmıştınız. Bir fikir ortaya koymuştunuz. Zam yerine başka bir yöntem. Şimdi her şeyden önce benim topluma bakış açımla bir bütünsellik arz eden bir görüşler üretmeye çalışıyorum sosyal bilimci olarak. Nedir bu? Demokrasinin güçlendirilmesidir. Evet. Özgürlük alanlarının genişletilmesidir ve fırsat eşitliğinin yaratılmasıdır. Eğer genel dünya görüşünüz bu bağlamdaysa, buna şeyse, dünyayı buna uydurmaya çalışmazsınız ama bu ilkeler eğer güzel ilkelerse, daha da demokratikleşmesi toplumun, özgürlük alanlarının daha da genişlemesi ve fırsat eşitliğinin toplum içerisinde gelişmesi daha da iyi hale getirilebilirse ve bu ilkeler üzerine anlaşırız, bütün perspektifimiz artık bu parametreler etrafında şekillenmeli. Yapmaya çalıştığım o elektrikle de ilgili esasında önerim buydu. Yani şunu yapmamaya çalışıyorum. Şu olguyla ilgili pat bir yerden bir şey alıp bunu önerelim, bunu yapalım, bunu düzeltelim. Buradan öyle bir yaklaşım yerine uygulaması parça parça olacak ama bütünlüklü bir görüşü yansıtan bir öneriler sunmaya çalışıyorum her olgu karşısında. Ben burada parantez açmak istiyorum hemen. Siz bu olgunuzu sunuyorsunuz. Bir aslında sosyolog olarak ilimle bilimle uğraşan birisi olarak bunu sunuyorsunuz. Hükümet edenler gelmiş geçmiş sadece bugünü konuşmuyorum. Toplumun kaderiyle ilgili ciddi kararlar ürettiklerinde bugüne kadar hiç sizlere danıştılar mı? Veyahut da bilim adamlarına veya o konunun uzmanıyla ilgili kişilerle dirsek teması yapıyorlar mı? Yoksa siyasetçidir, biz seçtik, onlar her şeyi bilir mi? Şimdi öyle bir şeyde yaşıyoruz ki, elektriğe tekrar gelelim ama bu öneriyi tekrarlayalım, ineyelim, unutmayalım onu çünkü önemli. Şimdi öyle bir zamanlarda yaşıyoruz ki her şey çok çabuk tüketiliyor. Bir anda tüketip başka bir şeye geçiyoruz. Bir özelliği bu. İkinci özelliği kimsenin kimseyi dinlemediği bir süreçten geçiyoruz. Üçüncü özelliği, bireysel olarak çıkışları çok seviyoruz. Ama bu bireysel çıkışları bir başkasının bireysel çıkışı karşısında da savunma mekanizmasını alıp diğerini değersizleştirme, yok sayma eğilimleri yaşıyoruz toplum içerisinde. Evet. Tabii bunlar üzerine çalışıyorum. Bunlar çok daha fazla derinlikli, bambaşka konular. Bu nedenle yapılan bir önerinin bir gün orada olup ertesi gün olmaması sadece siyasetçi kabullenmemekle kalmıyor, dinlememekle kalmıyor. Esasında vatandaş arasında da dinlenilmiyor çok fazla. Bir gün dinleniliyor, çok güzel falan deniyor, ertesi güne unutuluyor. İçinde yaşadığımız sürecin bir özelliği bu. O yüzden yapısal reformlara ihtiyacımız var. Daha katılımcı derken lafta kalıyor katılımcılık. Bu katılımcılığı sağlayacak mekanizmaları ne sosyal alanda ne siyasal alanda kuramıyoruz. Şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a, daha sonra aramıza çelişkiler geçti, ayrıldık, istifa ettim, gittim ama sorduğunuz şeye, soruya siyasetçi dinliyor mu diye 1997'ye gideceğim. O dönemde KKTC'nin turizm master planı hazırlanıyordu. İngiltere'den yeni getirilmiştim. Boğaziçi Üniversitesi, İngiltere'den benim geldiğim üniversite, University of London, Kıbrıs'ta ben bütünlüklü bir çalışma ortaya koymaya çalıştık. Özellikle Serdar Bey bunun üzerine ısrarla benim sosyokültürel araştırmaları yapmamı istemişti. Öğelerden bir tanesi saptadığımız o sosyokültürel araştırmalar sırasında University of London'la beraber askerlerin izin günlerinde üniformalarla şehrin içinde dolaşmaları yabancı turistler gözünden
büyük tepkiyle karşılanıyordu. Askeri bir alanda mıyız? Hmm. Bir diktatörlük içerisinde mi yaşıyoruz diye. Gelen tepkiler bunlardı. Örneğin bu bulgu siyasetçiye aktarılmıştı. Onun sonucunda pratikte bir önlem alınmış. Askerler izin günlerinde çıktıkları zaman bu çok çarpıcı. Sivil kıyafetlerle. Bu işte sosyal bir araştırmanın önemi. Evet, ama bir siyasetçinin de onu kullanma kapasitesi ve kullanabilmesi. Kesinlikle. Ha, bu sorunu halletti mi diğer sorunları? Hayır. Çünkü bu kez başka da sorunlar vardı ama onu da halledemezsiniz. Örneğin çok fazla erkek nüfusun surlar içinde gözükmesi. Yani şey de diyemezsiniz askere. Bir kısımda kadın yollayın surlar içinde aynı anda dolaşsın. Evet, evet. Bu işin şaka tarafı ama gerçekten bu somut bir göstergesi. İkincisi, Çetinkaya'dan Yiğitler Burcu'na giderken orada duran şeyler vardı. Bariller, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet evet, barikat. Evet. Barikat değil sadece. Taksim sahasının görünüşünü engelleyen bariller vardı. Doğrudur. İşte barikat yani, görevi gören barillerdi. Aynen. Onlar da bu araştırmanın tel sonucunda. Tel de vardı hatta üstlerinde, yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Evet. O çirkin görüntü de sonunda bu bulguların sonucunda yine o dönemde kaldırıldı. Aynı bakanlığın girişimiyle Bakanlar Kurulu'nda bir şekilde bir kararlar alınıp herhalde askerle diyaloğa girilip kaldırılmıştı. Yani somut örnekleri var bunun ama çok enderdir artık. Şu andaki şeylerle yapıda ilgili. Yapıda hiç hayır, yok. Ha, şu oldu mu geçmişte? Birçok siyaset alanındaki aktöre birçok konuyla ilgili fikir danışması oldu. Hatta bir grubu yani çok önemli mevkilerde olanları da çıkıp basın toplantısı düzenleyip bunlar hakkında konuştu falan filan ama dediğim gibi çok hızlı tüketiliyor. Evet. Söyleyip orada kalıyor. Pratikte çok kez göremiyorsunuz doğrusunu isterseniz. Peki elektrik konusuna geri döneyim. Öneriniz konusu. Elektrik konusunda şu şimdi bir defa çok komplike bir konu ve her şeyden önce konunun uzmanlarının üzerlerinde bir şeye varmaları gereken bazı konularımız var. Elektrik konusunda bir uzman değilim ama biraz önce söylediğim demokrasi, fırsat eşitliği, özgürlük alanları açısından baktığım zaman bu şekilde yapılacak bu alanlarla ilgili önerilerim olabilir. Bunlardan bir tanesi yerel demokrasinin güçlendirilmesidir örneğin. Şimdi elektrik konusunda uzmanların tartıştığı ve üzerlerinde hala daha bir noktaya varamadıkları bir veri fetişizmi görüyorum ortada. Bilgilerin yanlış bir şekilde birileri tarafından ya manipüle edilmesi var ya bilinmemesi var. Örneğin Kıptek'in gelirleriyle giderleri arasındaki fark konusu. Bir taraftan bir tartışma var ki diyor Kıptek'in gelirleri giderlerini karşılamıyor. Kıptek de diyor ki hayır, veyahut bir grup uzman diyor ki bizim gelirlerimiz giderlerimizi karşılar ama biz gelirlerimizi toparlayamıyoruz. Evet. Şimdi burada ortak bir noktaya yakalanmış gibi gözüküyor. Gelirleri toparlayamama. Bunun üzerine bir grubun çıkıp bunu bir fırsat olarak bilip gelirlerin özelleştirilmesi üzerine bir retorik inşa ettiğini görüyorum. İşte burada tedirgin olmaya başlıyorum ben. Hmm. Çünkü bu Kıptek'in reorganizasyonuyla ilgili mantıklı, rasyonel tartışıp en iyi formülleri üretme, ona kapalı hiç değilim. Aksine üretim, iletim, dağıtımın yeniden düzenlenmesi gerekebileceğini de tartışmamız gerektiğini inanıyorum. Yani tartışmaya kapıyı kapayamayız. Yeni bir enerji politikası, birikim özgür çıkıp çok net bir şekilde yeni bir enerji politikasına ihtiyacımız var dedi. Bunun tartışılmasını istiyorum. Tabii ki var. Enerji politikalarına ihtiyacımız var. Ancak özellikle işte battı, önümüzdeki ay gazol alacak paramız yok bizim. Zam yapalım. Evet. Bu en kolaycı yaklaşımdı, zam yapmak. Onun yerine Kıbrıs'ı Türk'ün kendi kurumuna sahip çıkmasını da getirebilecek. Geçici bir süreç için, geçici bir dönem. Bu 6 ay olabilir, 1 yıl, bilmiyorum rakamı. Rakamı bilmediğimiz için afaki konuşuyoruz biraz ama şu olabilirdi. Her bir tüketiciye 150 bin adet tüketiciden bahsediyoruz, saatten yani. Her bir saatin üzerine 10 Türk lirası mı, 20 Türk lirası mı borç olarak tüketiciden alınabilecek şekilde bir düzenleme yapılabilirdi. Evet. Kıptek'i biz borçlandırırdık. Bankalar borçlandırmasın, yüksek faiz ödemesin. Tefeciler borçlandırmasın, yüksek faiz ödemesin. Tüketici borçlandırsın. Bu geçici dönemini atlattıktan sonra gelirleriyle giderleri arasındaki yeniden yapılanma sonrasındaki denge kurulduktan sonra bizlere elektrik olarak bunu geri verebilirdi. Ödeyebilirdi Kıptek. Böylelikle ne
bir yerlerini satıp aman kurtulalım geçici şeylerle ne de zamla üzerimde beni edilgen pozisyona sokup zamla benden fazla para alsın ve bütün hayatı pahalılaştırmasın. Esas önemli olan buydu. Eğer böyle bir geçici bir yöntem uygulanmış olsaydı tüketici de bu kuruma çok daha fazla sahip çıkacaktı. Çünkü ben borçlandırıyorum, ben ödüyorum ve bu paranın nereye gittiğini bilmek istiyorum bilinci daha da güçlenecekti. Bir süre sonra yeniden yapılandırıldıktan sonra da görecektiniz ki o yeniden yapılandırma tartışmalarına sivil toplum ödeyen, tüketen olarak çok daha aktif bir şekilde katılacaktı. En azından katılması için çok daha fazla bir motivasyonu olacaktı. Böylelikle sadece kendimize ait bir kurumu korumuş olacak değildik, demokrasiyi de güçlendirmiş olacaktık. Evet. İşte bakış açım benim bu. Buradan devamla gelirlerle giderler arasındaki her iki tarafında mutabık kaldığı dengesizliğin bir nedeni bu paraların toplanamaması. Ama ödemeyen devlet... Devlet veyahut da kit kurumları veyahut da ayrıcalıklı birkaç tane çok özel, çok büyük, çok güçlü şirket, firma veyahut kurum. Bunun üstesinden gelebilir misin? Gelebilirsin. Kıptek'ten çıkartırsın şeyi, tahsilatı, özele verirsin. Özel kimsenin gözünün yaşına bakmaz der, çat diye keser. Aynen öyle. Veyahut ama da akıllı sayaç takarsın. Yazık günah. Veyahut da akıllı sayaç takarsın. Akıllı sayaç da bir yöntemdir çünkü... Ödemediğinde otomatikman kesilir. O da bir yöntemdir. Tabii. Ama ben onun bir adım ötesine gitmek istiyorum. Gerçekten ciddiysek, yerel demokrasiyi güçlendirmekle, gerçekten siyasetçiyi denetlemek istiyorsak, gerçekten yerel yönetimleri daha demokratik hale getirmek istiyorsak, anlamsızlaştırmayalım bu cümleleri artık. Pratikte öneriler çıkartalım. Bu önerilerle bu bahsettiğimiz... İkide bir de ağzımıza doladığımız daha demokratik, daha şeffaf, daha katılımcı toplumla ne demek istediğimizi örnekleriyle ortaya koyabilirim. Şu anda belediyelerin önemli bir kısmı, ciddi bir kısmı mali kriz içerisinde. Onun için yaptığım öneri bazılarına çok absürt geliyor. Ya belediyeler battı, tahsilatı da mı belediyelere verelim? Evet, tahsilatı da belediyelere verelim. Suyu nasıl bizden tahsil ediyorlarsa elektriği de onlar tahsil etsin. Her belediyenin girişine kuracağımız belediyeye ait saati ölçelim. Kıptek gidip o elektriği, belediyenin elektriğini kessin ama. Eğer o belediye ödemezse şeyi. Evet. Ha, siz görün bakalım o zaman yerel vatandaşı, o bölge belediyeye ait vatandaşı gidip belediye başkanından, gidip belediye meclis üyesinden hesap sorar mı sormaz mı? Evet. Sen ödeyeceksin elektrik paranı ama belediye senden topladığı parayı Kıptek ödemedi diye veyahut her nereden elektriği satın alırsa Kıptek gelip elektriğini kesecek. Şimdi bu verdiğim örnek bugünkü düzen içerisinde çalışmaz ama. Mümkün değil. Eğer yerel yönetimlerin seçme seçilme gerek belediye başkanı olsun gerek belediye meclis üyelerini seçme seçilme şekillerini, onların halk tarafından denetlenme şekillerini seçim yasasının içerisine yedirmezseniz, yeni bir seçim yasası yapmazsanız bunlar için bu çalışmayacak bir sistemdir. Yani bütünlüklü bakmak dediğim bu. Hem yerel demokrasiyi güçlendireceksin, hem kaynakların belediyeye akacak. Belediyelerin finansman sorununu büyük oranda katkı vermiş olacaksın. Böylelikle ben bir hem tüketici olarak hesap soracağım, hem de oy veren bir vatandaş olarak belediyemden hesap soracağım. Ama hesap sormakla yetmiyor. Onu oradan indirebilecek kapasitemin seçim yasasıyla bana verilmesi gerekir ki yanlış yaptığı zaman hesabını sorabileyim. Neden bu tartışılması? Bence tartışılması gereken bir öneri. Bunu hiç yetkili makamlardan birilerine ilettiniz mi yoksa sadece sosyal medyada mı konuştunuz? Sosyal medyada, programlarda, buralarda söylüyorum. Ama haberleri var mı? Var. Bundan haberleri olduğunu tabii biliyorsunuz. Tabii biliyorum. En azından bir grubunun var. Seçim yasasıyla ilgili var. Olmayanı yok. Evet. Ama biraz önce söylediğim şey var. Unutturma şeyi var. Yani örneğin seçim yasası tartışılıyor şu anda. Görüşülüyor da galiba mecliste bilmiyorum ama bir tasarı bazı bölümleri ortaya çıktı. Sonunda bu seçim yasası üzerine yani herhalde bir 10 yılı geçti çalışıyorum. Sürekli olarak da bunu basında da paylaştım. Her parti liderine gidip kendi elimle verdim. Sonra bir grup arkadaşla Yurttaş İnisiyatifi adı altında, Katarsız adı altında. Bunları tek isimlerini sayacak olsam bir tane unutacağım. Evet. O yüzden ayıp olacak. Ama hepinizin tanıdığı bir grup arkadaşla bu seçim yasasını çok daha iyi hale getirdik. Sonra gidip meclis başkanına o dönemin verdik. Ama
bir kez olsun, ya şu yaptığınız öneride şu bölümle ilgili bir yapar mısınız, bir konuşalım mı diyen çıkmadı. Tık yok. Hayır. Ve hepsinin elinde var ve hepsi aynı şeyi tartışıyor. Ama bu şeyden kaynaklanıyor Kudret Bey. Bizim siyasilerimiz her şeyin en iyisini bilir. Yani... Ama tartışıkları dokümanında kimin olduğunu bilir. Yani... Bu işin şakası olsun. Her şeyin en iyisini bizim siyasilerimiz bilir. Onlar sizin zahmet etmenize gerek yok. Evet. Onlar sizin için karar da üretir. Evet. Ne gerek var? Yani Kudret Akay canını yesin, oturduğu yerden bilgisayarından araştırma yapsın, yazsın, çizsin, paylaşsın. Kıbrıs konusunda yapmıyorum artık. Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Bundan 1,5 ay önce bir düşünce kuruluşunun şeyde ara bölgede şey vardı. Semineri, yuvarlak masa konferansına derseniz deyin. Orada bir sunuş istemişlerdi benden. Bir sunuş yaptım. Sunuşu da Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdiğim bir siyasal eğilimler araştırması üzerine yapmıştım. Çok ilgilerini çekti. Bir makale istediler benden. Yayınlasınlar. İnanır mısınız 1,5 aydır o makale benim karşımda dur. Çok dahip oldu düşünce kuruluşuna ama bakıp şey diyorum. Bıkmadık mı biz bu konudan? Yani... Haçan'a bir aynı şeyi tartışacağız. Tartışıyoruz ama ve ben yavaşça o Kıbrıs konusunu bir kenara bırakmayı yani bu gibi önerileri de artık öyle çok fazla üzerinde düşünüp de yapmak zorunda değilim ama elektrik benim hayatımı birebir etkileyecek ve bir sonucu olacak biliyorum. Sonuçta bu toplumun bir bireyi olarak, bu toplumun yetiştirdiği de bir insan olarak aslında sorumlu hissediyorsunuz kendinizi bir anlamda. Bıkkınlık da geliyor ama bazı konuları tartışmaktan, doğrusunu isterseniz. Her sabah kalkıp siz aynı şeyi okuyorsunuz. Zam, eğitimde ne bileyim eğitim geldi, okullarda şeyler açılmadı. Aynı şeyler. 20 yani, yıldır aynı. Neden yani bir eğitim sistemi bugün başlarken? Bugün değişik bir haber vardı ama gördünüz mü onu? Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na baş muhtarlık nişanı takılmış. Şimdi tabii, şaka değil yani, ha, samimi söylüyorum. Biliyorum, dünden gördüm evet. Onu. O haberi okur okumaz. Bu değişik bir haber mesela. Derviş Bey eminim o şeyi alırken ödülü. Kendi kafasından Kıbrıslı'nın dilinde acaba benim için ne diyecekler diye eminim geçmiştir kesin, Sayın Cumhurbaşkanım. Kesin. Ama işte yani Türkiye'den gelen bu heyetin bunu anlamlandırabilmesi mümkün değil. Değil. Nazik. Ama Kıbrıslı nazik, Türk tabii onlar bir nezaket icabı. Nezaket icabı. Kendi kimliklerinin muhtar olmak orada kendi kimlikleri birlikleri sonunda onun en üst en onurlu şeyini, paydasını ama biz, Derviş Bey'e takdim etmişler. Biz sürekli devlet miyiz ama yoksa biz, köy müyüz, muhtarlık mıyızdır derken tam üstüne hayır, kapak oldu. Çok simgeseldir ama o. Onu da anlamsızlaştırırız biz gerçekten burada. Eminim Derviş Bey de aynı şeyi düşünmüştür. Şimdi Allah bilir neler diyecekler medyada diye. Sonunda oldu. Sosyal oldu. Medyada başladı. Evet, ilginçti. Baş muhtar diye artık bundan sonra dillerden ha, düşmez bu. Tabii şeyin mizahta bir şey görmüyorum ben. Güzel yanları da vardır mizahın. Estetik tarafı vardır mizahın. Zeki tarafı vardır, yaratıcı tarafı vardır mizahın. Ama birkaç tane gördüm ki onun altında mizahın ötesine geçip saldırganlık ve hakaretamiz şeye varan şeyler evet. Var ki onlara katılmam mümkün değil. Kesinlikle aynı şekilde. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Kudret Akay'ın farklı alanlarda da şu anda araştırma yaptığını ben biliyorum. Sosyal medyadan takip etmiştim kendisini. İnsanların kendilerini ifade etme yöntemleri üzerine çalışıyor. Çok enteresan. Bakın nasıl bir sonuç çıktı. İnsanlar kendilerini nasıl ifade etmeye çalışıyor. Sosyal medyada neler yapıyorlar? Kudret Akay'la bunları konuşacağız. İlk kez Kuzey Kıbrıs'ta cinsellik üzerine çok farklı bir araştırma yapıyor yine kendisi. Bunu soracağım kendisine. Ve Kıbrıslı Türkler çok mu başarısızdır? Bakın zaman zaman işte Türkiye'deki başarılı isimlerin öne çıktığını görürüz. Dünyadan farklı isimlerden bahsederiz. Peki bizim Kıbrıslı Türkler bu alanda ne yapıyor? Bunu da konuşacağız. Biz mi başarısızız? Kıbrıslı Türkler mi başarısız? Yoksa başarısız siyasiler tarafından yönetildiğimiz için ortaya mı çıkmıyor bu unsurlar? Vitrinde mi yer alamıyoruz? Londra Olimpiyatlarının 2012 Londra Olimpiyatlarının filmini hazırlayan bir Kıbrıslı Türk. Bunu ben bu sabah öğrendim. Az sonra bunu da konuşacağız. Ama minicik bir ara, aranın ardından tekrar karşınızdayız.
Mehmetçik bastığı yerde dur bu zaman. İnsan ne için yaşar? Devleti için, bayrağı için yaşar. Ulusal değerlerimize de inanıyoruz. Allah Türkiye'mize kuvvet versin. Kıbrıs Türk'ünün elinde bir inci var şu anda. Türkiye Hanım dediği yoldan çıkmayın. Bizim yaşamamız ana vatanın Türk askerine bağlıdır. Biri desin ki şudu teker vurdu. Evet. Bayrağın altında doldum, Türk bayrağının altında ölüp gideceğim. Korku içinde yaşamak istemiyorum. Herkes yerinde kalsın. Bu insanları cayır cayır öldürdüler. Bir tuttum. Kendimizi sağlama bağlamalıyız. Devletimize sahip çıkmalıyız. Alihan Pehlivan'la Saray Önü gazetecisi Cuma gününden itibaren Kanal T'de. Premium Life'da tanışma kampanyasında son 3 gün. 8 Construction'ın Girne'de 1 Ekim'de temelini attığı dağ ve deniz manzaralı Premium Life'da satışlar başladı. 30 Kasım 2013 tarihine kadar tanışma fiyatlarıyla satışa sunulan Premium Life daireleri için 8 Construction bütçelere uygun ödeme alternatifleri sunuyor. Ayrıntılı bilgiler www.8cons.com'da ve 0533 888 85 85'te. Yaşam mekanlarınız Elektrokur indeksle daha şık ve daha kullanışlı. Evinizi yenilemeye Elektrokur indeksten başlayın. Çünkü tüm ürünler Elektrokur indekste peşin fiyatına 18 aya varan taksit imkanlarıyla. Yanlış duymadınız. Elektrokur indeks inanılmaz fiyatlar ve olanaklarla yaşam alanlarınızı yeniliyor. Oturma grupları, yatak odaları, yemek odası takımları, ofis mobilyaları, bahçe mobilyaları, ledli iç ve dış mekan aydınlatmaları, Elektrokur indeks mağazaları. Pazar günleri de açık. Ben de mutluluktan uçuyorum. Hey, yakaladım işte. Altın ayıcığı da ben kaptım. İşte tuttum seni. Tüm Haribo'ları şirinleyelim. Hmm. Bu Haribo'lar çok şirin. Hemen şirinleyin. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'la mutlu ol. Işıltı saçan, mükemmel parlaklık, zevkli kullanım, sade ve şık, en iddialı, en yeni. Seramik San. Kreavit. STRC. Mekanlarda hayranlık yaratan markalar, granit ve seramik alanında size uzun yıllar kaliteli hizmet veren Necipoğlu'nda. Aynı bakıyoruz, farklı görüyoruz. Necipoğlu. 1984 yılının kış ayında tatlı bir rüzgar esintisiyle başlar. Geçmişin en koyu tadında Oza Kahve markasıyla Kuzey Kıbrıs'ta. Kırk yılın hatırı farklı tadlarla değirmen taşının en hakiki sesi oluyordu. 30 yıllık emekte, adada. Şimdilerde ise Oza Kahve ikisi bir arada, Oza Kahve üçü bir aradası ile yeniden ortak oluyor 40 yıllık sohbetin filizlenen yeni nesillerine.
Kahve'den gelen tat. Oza Kahve. Sonbaharda herkes evinde daha mutlu, daha keyifli. Talihsiz Mobilya'da Esila, Ebru, Eko ve yeni koltuk takımlarında ve Olimpos, Didim, Yıldız Yatak Odası takımlarında şok fiyatlar. Ve bu fiyatlar üzerinden 12 ay taksit imkanı. Daha ne olsun demeyin. Dahası da var. Üstelik peşin ödemelere özel indirimler Talihsiz Mobilya showroomlarında. Talihsiz Mobilya, Gönyeli'de ve Güzel Yurt'ta. Altınbaş'tan. Alışverişte kuzey mi güney mi? Deniz Plaza. Vallahi oraya alışveriş için gitmiyorum. Güneyden pek alışveriş yapmıyorum. Burayı tercih ettiğim için pek de ilgilenmiyorum. Bana göre buradan yapılması daha doğru. Düşünmem de o taraftan almayı. Buradan almayı tercih ederim. Ben o taraftan alışveriş yapmayı sevmiyorum. Ülkemde yapmayı tercih ediyorum. Wow. Kırtasiye oyuncak burada hediye. Deniz Plaza, güler yüzlü mağaza. denizplaza.com. Kıbrıs'ın en büyük su üreticisi Siprikol'a ev su olarak gücümüzü yüzlerce çalışanımızdan, onlarca şube ve bayimizden, ISO 9001 ve ISO 22000 belgeli Avrupa standartlarına uygun üretimimizden, toplumdan aldığını topluma geri kazandırma amacıyla yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden ve en önemlisi bu topraklarda yaşayan insanların bize duyduğu sonsuz güvenden almaktayız. Teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Özok grubun sunduğu Ada Sabahı devam ediyor. Efendim Ada Sabahı devam ediyor. Ekranları başındaki izleyicilerimize tekrar günaydın diyelim. Canlı yayında stüdyo konuğumuz sosyolog Kudret Akay'la sohbetimize devam ediyoruz. Ve az önce sormuştum kendisine bazı konu başlıklarını. Biz reklam arasında da konuştuk.
Farklı projeleri var kendisinin, farklı çalışmaları var. Bunlara geçeceğiz ama öncesinde dün dikkatimi çekti Kudret Akay'la programa davet ettikten sonra. Gerek Facebook'ta gerek Twitter'da Sayın Kudret Akay'ın halka yarın sabah ne konuşmamı istersiniz diye bir tweet attığını ve Facebook'ta bir yazı paylaştığını gördüm. Merak ediyorum halk ne konuşmamızı istiyormuş, hemen soralım kendisine. Evet. Esasında iki tane farklı tweetle Facebook'tan bir şey paylaşmıştım. Bir tanesi çok net bir şekilde yani Kıbrıs sorunuyla başlayıp elektrik zammı ile mi bitirelim sorusuydu. Gelenler interaktif bir şeye dönüştürmeye çalıştım. Yani insanların evet, çok iyi. Şeylerini tartışalım diye. Bir şey eğitim. Şengör Hanım herhalde. Okulların durumu, öğretmenler, öğrencilerdeki negatif gelişmeler, bunu tartışın, bunu gündeme getirin dedi. Eğitimle ilgili yanımda bazı veriler getirdim, bazı şeyler, bunlardan bahsetmek istiyorum esasında. Belki geçmiş dönemdeki en az 3 eğitim bakanının dikkatine getirmeye çalıştım. Hiçbiri dikkate almadı. Belki yeni eğitim bakanımız dikkate alır. Onun için bu eğitim konusuna değineceğim biraz. Müsaadeniz varsa. Tabii hızlıca hemen. Hızlıca geleyim. Önce eğitimden başlayayım. Şimdi bundan bir süre önce bütün devlet okullarının orta eğitim son sınıf birebir sayımı ile yapılan bir araştırma. Yani özel okullar bunun dışındaydı. Devlet okullarının son sınıf öğrencileri ile ilgili yaptığım bir araştırmadı. Bu araştırma yalnız örneklem üzerine dayalı değildir. Birebir tüm öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Binlerce insandan bahsediyorum. Bu araştırmanın ana nedeni, ana problematiği bir başka bir şeydi. Üniversite tercihleriydi, bölüm tercihleriydi. Ama ben bu araştırmayı fırsat bilip, beni bir sosyal bilimci olarak daha fazla ilgilendiren bir konuları da saptamaya çalıştım. Bu da neydi? Refah düzeyi, öğrencinin içinde bulunduğu eğitim durumu, geleceğe yönelik beklentileri ve tarihsel geçmişi, bunlar arasındaki bir ilişki. Neden bunu ilgimi çekmişti? Şöyle diyeyim, ben ilkokuldan mezun olan çok kapalı bir toplumduk. 63-74 arasından bahsediyorum. Evet. Belirli tip öğrenciler, işte Köşe Çiftlik'ten çıkanlar Türk Maarif Koleji'ne giderlerdi. Atatürk İlkokulu'ndan çıkanlar bir grup Bayraktar Ortaokulu'na veyahut da Türk Lisesi'ne daha sonra bir grup Bayraktar Ortaokulu'ndan sonra o zamanlar yapı sanat dediğimiz şimdiki Simavi Meslek Okulu'na giderlerdi. Yani bir dağılma vardı ve bu dağılma bir hiyerarşik bir dağılmaydı. Ve o çocukluk dönemimden aklımda kalan şeyler daha sonra bir sosyal bilimci olarak ilgimi çekmişti. Çok net olarak, çünkü çocuğun gözünde şu gözüküyordu. Belirli tip öğrenciler Türk Maarif Koleji'ndeyken, o zamanlar kolejdi ismi, belirli tip öğrenciler, Lefkoşa Türk Lisesi'nde belirli tip öğrenciler. Neydi bu tipler? Yapı sanattaydı. Neydi bu tipler? Daha fazla kırsal kesimden gelen öğrenciler, daha fakir ailelerin çocukları yapı sanatta son buluyordu. Daha orta halli insanların büyük oranda Lefkoşa Türk Lisesi'nde, tabii ki istisnaları vardı arada. Ve daha üst düzey bürokratların, daha zengin diye tanımladığımız insanların çocukları Türk Maarif Koleji'nde son buluyordu. Bu benim çocukluğum. Yani 30-40 yıl önceden bahsediyorum sizlere. Sonra 1993'te buraya ilk kez öğretim üyesi olarak geldiğim zaman bu konu üzerine bir araştırma yaptım ve tespit ettiğim şu olmuştur. Üç pilot okul, yapı sanat, Sedat Simavi yani, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Türk Lisesi ve Türk Maarif Koleji. Ve benim çocukluğumda olan o eğitimin kendi içinde sınıfsal ve toplumsal ilişkileri yeniden üretmesinin hiç değişmeden devam ettiğini saptamıştım. Evet. Bundan birkaç yıl önce de bu araştırmayı yaptım. Ortaya çıkan bulgular şunlar. Şeye gidersiniz, Türk Maarif Koleji'ne. Evet. Çocuklara yüze yakın kriterle refah düzeylerini saptamaya çalıştım. Evlerinde buzdolabı var mı? Kaç arabaları vardır? Kaç klima vardır? Laptopları var mı? İnternet kullanırlar mı? Özel ders alırlar mı? Spor faaliyetlerine katılırlar mı? Yurt dışı tatile giderler mi? Türkiye'ye tatile giderler mi gibi yüzden fazla kriterle refah konumlarını ailelerinin belirlemeye çalıştım çocukların. Aha. Çok korkunç şeyler çıktı, sonuçlar çıktı. Bu Türk Maarif Koleji, yani ekrandan görebilecek misiniz, evet, bilmem. Evet, gözüküyor şu anda. Gözüküyor. Peki. %82'si araştırmayı yaptığım yılda çocukların baba doğum yeri Kıbrıs'tı, Türk Maarif Koleji'nde. Sadece %16'sının baba doğum yeri Türkiye'ydi. Şu
Şu altta gördükleriniz de refah düzeylerini gösterir. Hı hı. 4 en üst düzeydeki refah düzeyidir. 3 bir alt düzeydir, 1 en alt düzeyidir. Bu okulda görebileceğiniz gibi büyük oranda en üst refah düzeyiyle onun bir altındaki refah düzeyi neredeyse %70'i, 70'inden fazlası en üst refah düzeylerinde olan çocuklardır. Ve Kıbrıs doğumludur babaları. Karpaz Meslek Lisesi'nin sonuçları. Kıbrıs doğumlular %27, babaları Türkiye doğumlu olanlar %71. Çok büyük fark var diğerlerine. İkisini yan yana koyalım. Evet. Birbirinin zıttı. Çok tam zıt. Arttaki refaha bir bakın. Refah düzeyi 4 yani en yüksekte olanların %1 oranı okulda. %1. Aman Allah'ım. Bir alttaki seviyede %27, geri kalan %76'sı en düşük refah düzeyinde olan çocuklar. Şimdi birkaç tane değişkeni alın ve bir araya getirin eğitim sistemi içerisinde. Nerede bizdeki fırsat eşitliği? Hani eğitim fırsat eşitliği? Hiç kimse hikaye okumasın bana. Ben verilerle çalışırım. Şimdiki Eğitim Bakanlığı'na düşen görevlerden en başta geleni okullardaki fırsat eşitliği politikasına bakması gerekiyor. Alın bunun sonuna toplumsal dağılımını. Şurada gördüğünüz bir refah düzeyini gösterir. Gördüğünüz gibi... Kameraman arkadaşım göstersin ekrana tam sayfa. Evet. Gördüğünüz gibi bir ile Türkiye, babaları Türkiye doğumlular. Bu kareyi toplumu düşünün. Evet. Bu toplumu yansıtıyor. Ortadan şey gibi bölünmüş. Bu tarafta ise Kıbrıs, babaları Kıbrıs doğumlu olanlar. Refah 3 ve 4'ü görürsünüz orada. Şimdi evet. Bu toplumsal yapı içerisinde hangi fırsat eşitliğinden bahsedersiniz? Çok ciddi bir şey. Şimdi daha önceki eğitim bakanları hepsinin önüne kondu. Hiçbiri üzerine alıp bir çalışma yapma ihtiyacını hissetmedi. Eğitimi tartışırken ben bunları tartışmak istiyorum artık. O yüzden bıktım öğretmenlerin maaşından. Eğitime girerken öğretmensizlikten, binaların eksikliğinden. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın görevinin bunun ötesindeki olguları tartışmak ve tartıştırmak olduğunu görmek isterim. Bunları tartışmasını isterim. Fırsat eşitliğine girişi tartışmasını isterim. Okulların yönetiminin ailelere devredilmesi konseptinin tartışılmasını isterim. Çünkü gerçekten demokrasiye inanıyorlarsa ailelerin yönetmesi gerekiyor bu okulları. Bravo. Yerel yönetimlerle beraber. Bunları tartışan yok ama yine eğitim dönemi başlarken aynı şeyleri tartışıp kalmışlar. Peki. Umarım Şengör Hanım'ın bu konudaki şeylerini biraz olsun eğitime değinerek sorunları çok büyüktür çünkü. Şey etmeye çalıştım. Bir başka arkadaş Abitoğlu Metli'deki egemen diskursun değişmesi gerektiği. Doğrusunu isterseniz yasalarla değiştiremezsiniz bunu. Yaşadığımız toplumun bir yansımasıdır Metli'de. Sonunda çok hızlı tüketiyorlar. Neyin tüketilmesi gerektiğini birileri bir yerlerde karar verir, onu piyasaya sürer, ertesi gün bir başka. Bunları biz değiştiremeyiz. Toptan bir yeniden yapılanma ile ve gerçekten bu biraz önce bahsettiğim demokrasi, fırsat eşitliği ve özgürlük alanlarının geliştirilmesiyle yeni diskurslar geliştirebiliriz. Evet. Şeffaflıktan eser yok. Bunu konuşun. Evet, yani doğru, daha oraya varmış değiliz. İstihdamların geçici istihdamların yasayla ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Üçlü kararnamenin kapsamının tartışılmasını. Uluslararası alanda aktif lobicilik sivil toplumun katılmasıyla diyorlar. Sorunlarla ilgili yönetim, yönetişim ilkesinin işte toplumun katılımıyla ortaya çıkmasını istiyorlar. Ama hep bildik, duyduk şeyler. Yani toplum gerçekten bıktı bunları tartışmaktan ama çözülmesini de istiyor sorunların. Ve işte kapasitesizlik siyaset alanında çözüm üretemiyorlar. Çözecek kişi yok. Yani siyasetlerin ajandasında bunlar yok. Ben size söyleyeyim. Siyasetlerin ajandasında günlük rutin işler var. Yani Ahmet Dayı'nın Mesarya'da kiralayacağı tarla var mesela. Çünkü onun ailesi geniş, ansızın parti oy kaybeder. Peki ama işte kurultay süreci bu nedenle değil miydi? Seçim yasasının değiştirilmeden bu ülkede hiçbir şeyin değiştirilmeyeceğini iddia ediyorum. Ve yine tekrarlıyorum bunu. Siyasetçinin mahkum olduğu bir alan vardır. O mahkum olduğu alan medyayı belirliyor, medya siyasetçiyi belirliyor, seçmen başka türlü istekleriyle siyasetçinin çalışma alanını belirliyor ve bunlar da işte bizim bu programda yarın unutulacaklar ama hiçbir hafızalarda kalmayacak. Çünkü yeniden üretilmeyecekler. Çünkü yeniden üretebilecek formasyon yoktur, yapı yoktur ülkemizde. Maalesef. Birileri de alıp benden bunu referans olarak kullanmaktan çekinecek. Niye Kutlu'da kayın söylediklerini söyleyeyim? Hiç. Ben yarın o bir gün başka türlü bir şey söylerim diye gelecek. Yaşayacağımız budur. Yani belki de hiç çıkmamak gerekiyor bu programlara.
Belki de hiçbir şey söylememek gerekiyor. O umursamazlık olur. O kendinize haksızlık etmek olur. İnsanların kendilerini... Belki de şunu yapmanız gerekiyor. Hiçbir siyasetçiyi çağırmayın televizyonlara. Bütün medya. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiç haber vermeyin. Gazeteler yazmasın. Samimi bir şey söyleyeyim size. Ben bu programa başlayalı 2 hafta oldu. 2 hafta içerisinde tam 15 gün yapar. 3. haftadır bu. Sanırım bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla bir kez bir bakan çağırdım. Bir kez de eski siyasilerden birini çağırdım. Onun dışında bu tarz gidiyorum. Yani gerçekten bütün medya bunu yapsa, bakın gazetelere o bu açıklama yapmış, o onu kabul etmiş. Ya vazgeçelim artık bu işten. Ta ki hakikaten sorunları çözecek bir tanesi çıkıp da şu çözüm önerisini sundum. Ona değer verin, haber değeri verin, ona haber yapın. Ama medya da bunu körüklüyor. Yani toplumun bu şekilde olmasının bir parçası. Hepsi bir bütünün bir parçası. Peki bir araştırmanız var. İnsanların kendilerini ifade etme yöntemleri. Şimdi, biz kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Şimdi şunu söyleyeyim. O bitmiş bir araştırma değil. Süre gelen bir araştırma. Evet. Seninle özel sohbetlerimizden ve Facebook'ta paylaştığımdan biliyorsun bunları. Evet. Uzun bir süredir benim sosyal bilimci olarak ilk çalıştığım alan kimliklerdi. Ama bu kimlikler etnik kimliklerle başladı. Her Kıbrıslı Türk gibi. İşte akademik çalışmamı yaparken Kıbrıslı Türk kimliğini çalışmaya başladım. Sonra tabii ki Batı'da okumanın, İngiltere'de olmanın, literatüre çok yakın olmanın verdiği avantajlarla daha başka alanlar önüme çıktı, daha başka kimlikler. Bunları tanıyorsunuz. Programın bir bölümünde söylediğim gibi Kıbrıs konusunda da ilgimi yitirdik sonra. Başka alanlara yöneldim. Araştırmaya çalıştığım, üzerine çalıştığım cinsellik konusu vardı. Ülkemizdeki cinsellik. Birçok şekilde tabu ama bir şekilde yaşanıyor. Nazım'ın bir şiiri vardı. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Park'ta. Ne sen bunun farkındasın ne de devlet farkında. Evet, devlet de farkında olmadan, bizler de farkında olmadan çoğu kez çok farklı farklı yaşam tarzları esasında bu toplumun içinde devam edip süre gelip gidiyordu. Diğer taraftan bunların kendini ifade etmeyle ilişkisi nedir diye araştırdım. Araştırmaya çalışıyorum daha doğrusu. İki tane uç örnekten gideyim. Sosyal medyanın da bununla ilişkisi çok önemli. Çünkü bu tip yaşam tarzlarını genel basın içerisinde veyahut da bu programda örneğin bu cinselliği tartıştıracak veyahut da tartışacak insan çok az. Çıkıp da bunların üzerine bir şeyler söyleyecek insan da, çalışan da çok az ve medyada bir de yer de bulmazlar özellikle. Böylelikle başka iletişim kanallarına yönelirler. Nedir bu iletişim kanalları? İşte Facebook Twitter'dir, başka sayfalardır falan filandır. Böylelikle o sosyal alanı, sosyal medya denilen alanı da inceleme çıktı ortaya. Bir yanda sosyal medyayı incelerken, bir yandan insanların kendilerini ifade etme şekilleri, bir yandan cinsellik, bu üç olgu bir anda bütünleşti. Böylelikle sosyal medya üzerinden insanlar kendilerini ifade ederken bunun cinsellikle ilişkisi nedir şeklinde dönüştü. Uzun bir süredir devam ediyor bu. Sonuçlanmış bir araştırma değildir. Ama çok ilginç şeyler çıkıyor karşıma. Örneğin en iyi çevrecilerden birisiniz. Çok ciddi bir şekilde ifade ederken kendinizi, bu Facebook sayfanıza koyduğunuz resimler olabilir, mesajlar olabilir, bir gösteride yer almak olabilir. Ama aynı insanı sonra Pulya Festivali'nde görebilirsiniz. Geçişken, o da güzel. Geçişken kimlikler bunlar. Şimdi bu arada kalma değil. Buradan arkadaşım Mete Hatay'a bir gönderme yapacağım. Çok değerli bir çalışma üzerinde o. Arafta kalmak. İki arada bir derede kalmak Kıbrıs Türk toplumunu şey ederken çok şey CD'sini de alın bu arada onun da reklamını yapayım. Çok başarılı bir çalışma yaptı. Ama arafta kalma durumu değil bizde benim gördüğüm. Bizde gördüğüm geçişken kimlikler. Birden fazla şeyde bir anda olabilme. Ama bunların hiçbiri olmama esasında. Çünkü hakikaten çevreciyseniz Pulya Festivali'nde olmayacaksınız. Peki. Ama o geçişken kimlikler veyahut bir başka örnek vereyim. Bunu Facebook sayfamda paylaştım. Bir sayfa çıktı karşıma. Dedim araştırma yapıyorum. Gördüm ben onu. Cinsellikle ilgili bir evet, şey. Evet, yani dil çıkartma, dilini çıkartan bir ilk bayan, diğer bayanla dil tokuşturuyor. Tane, neyse. Ve bu kamuya açık bir alanda. Yani tabii ki isim vererek kimseni expose etmek şeyinde değilim. Ama ben araştırma yaparken ben bu kişinin Facebook sayfasında arkadaşı değilim. Paylaştığı bir başka resim ilgimi çektiği için bu insanın inceleyebildim sayfasını. Karşıma çıkanla şok oldum.
ülkede, ülkemizde bunun yayınlanabilmesi tabii ki farklı bir olguların olduğunu, yaşandığını gösteriyor. Resmi kısaca tasvir edeyim. Genç bir kadın, bir genç bir kadın. İkisi dilini uzatmış birbirine, dillerini birbirlerine değdiriyor. Yanındaki şey çok ilginç. Tartışmalar ve buradan Tayyip'e gönderme, Tayyip Erdoğan'a gönderme yapıyorlar. Allah Allah. Tabii burada işte bu kendini ifade etme şekilleri ilgi alanımı çektiği için tam da dediğim gibi hem sosyal medya hem cinsellik hem de kendini ifade ediş tarzının bütünleştiği bir sayfa örneği olarak olduğu gibi sayfayı zaten kopyaladım. Bunun üzerine çalışıyorum. Umarım bitirdiğim zaman da bir programda bunu başlı tartışırız. Başına bunun bir program olması gerekir. 5 dakikayla sınırlandırılmaması gerekir. Çok sakın süremiz az kaldığı için hızlı geçiyorum. değer vermediğim olarak algılanmasın gerek izleyicilerimiz gerek sizler tarafından. Hem araştırmayı bitirin hem de bitirdikten sonra bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. son soru, son söz. Kıbrıs'ı Türkler başarısız mı? Yoksa başarısız siyasilerin esiri miyiz? Onlar tarafından yönetildiğimiz için. Bildiğim kadarıyla az önce sabah öğrendim, sizden öğrendim. Mahmut Akay, arkadaşlar hatta ekrana da yazabilirler. mahmutakay.com www. 2012 Londra Olimpiyatları'nın videosunu, belgeselini, tanıtım bilmiyorum, filmini hazırlayan kişi bir Kıbrıslı Türk. Ve 25 yaşında bir gencimiz. Birazcık tabii, bunlar var. Soyadından da anlayabileceğiniz gibi bu benim oğlum. Evet. 25 yaşında film yapımcısı. Şu an ekrana evet yazdılar. mahmutakay.com oradan görebilirler. Görebilirler Londra Olimpiyatları filmini de. Şeyi de görebilirler. AT&T dünyanın en büyük teknoloji firması. O dünya genç film yapımcılar arasında en iyi kısa film yarışmasını düzenler. Dünya birincisi de yine. Müthiş. Oğlum. Barcelona'da ödülünü yani aldı. Yani sizin oğlunuz olması değildir bizim için önemli olan. Kesinlikle. Siz çok mütevazice davranıyorsunuz. Bir Kıbrıslı Türk'ün bunu başarabilmesi. Yani tabii, biz izolasyon ambargodan bahsederiz. İşte bir Kıbrıslı Türk dünyada ismini konuşturuyor. Tamam. Bu çok şimdi önemli. Şimdi birçok da başka örneği var. Yani birçok Kıbrıslı Türk tanıyoruz yurt dışında yaşayan. Ve kendi alanında ister bilim ister sanat olsun çok başarılı olanlar. Bu bilinmeyenlerden bir tanesiydi oğlum. Onun için söylemek istedim. Ama onun başarısı çok daha geçmişe gider. Yani yeni değil. En sonunda 2012'de yaptığı filmi ilk kez bahsediyorum. Çünkü bir canlı yayından. Ama buraya gelmeyecek. Niye gelsin? Ne yapsın? Bu size bahsettiğim Malta televizyonunda en iyi senaryo yazarı ödülünü almış. AT&T yarışmasında dünyanın en iyi kısa film yapımcısı ödülünü almış. Londra Olimpiyatları'nın filmini yapabilmiş bir insan. Ne yapsın burada? Sadece siyasetçimizden kaynaklanmıyor. Sonunda hepimizden kaynaklanıyor. Bu ülke hala daha dünyaya kapalı, kapalı bir toplumdur. Bu kapalı toplum içerisinde farklı hayat tarzları devam etmektedir. Herkes kendi çapında bir şeylerle de uğraşmaktadır. Ama kıramadığımız, aşamadığımız dünya ile bütünleşme sorunsalı karşımızda duruyor. Maalesef. Bunu aşmayınca da bu gibi çocukları, bu gibi gençleri ülkemize getiremeyeceğiz. Getirmek istemiyorum zaten. Ne yapacak? Gelip reklam filmi mi yapacak falanca süpermarkete? Kalsın veya kasabın. Yani. Değil mi? Küçümsediğinden değil. Evet, film yapımcısı olarak önüne büyük bir dünya var orada. O dünyayla devam etsin. Kolay gelsin. Allah yardımcısı olsun. Atladığım bir soru var. Bir dakikam var. Müşavirlik konusu. Facebook'ta siz de çok eleştirdiniz. Bir cümle şimdi, alayım. Bir cümleyle söyleyeyim. Şimdi bu her şeyden önce müşavirleri şeyin önüne atıp, insanların önüne atıp tüketiyoruz. Bu insanları atayanlar siyasetçiler. Görevden alan siyasetçiler. Bu insanlar kendileri istenmedi ki görevden alınsın. Müdür olarak devam etmek isterdi. Evet. Sonra bir hem görevden alırız hem de dönüp şikayet ederiz oturdukları yerden para alırlar diye. Evet. Böyle bir paradoks olabilir mi? Bundan daha ironik. Danışman olmalarını nasıl yorumluyorsunuz? O daha da ironik. Şimdi bu insanların hepsi bir yer siyasi atamaydı. Evet. Görevden almanızın nedeni de siyasi olmaları. Şimdi siz Asaf Şenol çok güzel bir şey yazmıştı. Zorlu töreye danışman olacak. Ya olacak iş mi siz kalkacaksınız bir CTP'li şeyi, UBP'li görevden aldığınız müşaviri, gideceksiniz bir CTP'liye vereceksiniz danışmanlık yapsın. Veyahut da bir UBP'liye vereceksiniz bir... Yani bu öneriyi Sibel Siber'e yaptıran kimse, esas danışman onun ihtiyacı var. Gerçekten. Olabilecek ne müşavirlik sorununu çözer, ne de bu insanları müşavirleri kendilerinin suçu değil. Evet, şanslıydılar, ayrıcalıklıydılar, siyasi atamayı almışlardır. Ama önemli bir bölümü de çok ciddi iş üretiyordu. Eski görevlerine dönmelerinde ne sakınca var? Yani öğretmen, gelen müdür. İktidar çünkü yenisini müdür atadı. Müdür dönsün, öğretmen olsun tekrar. Ne olacak? Evet, yani müşavirlik sorununu çözmeyecek. Ama bu hükümetin çok ciddi bir şekilde, ki umarım da yaparlar, reform hükümeti olma yönünde
iyi işler yapması gerekiyor. Peki. Bunu yapamıyorlar. Bunun yerine böyle göstermelik makyajlarla popülizm olmuyor bu iş. Çok teşekkür ediyorum. Sosyolog Kudret Akay bizlerle birlikteydi efendim. Güneşin en güzel doğduğu ülkeden yarın sabah tekrar size sesleneceğiz. Farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Yarın görüşünceye dek esen kalın. Ha. 28 Kasım Perşembe, Kıbrıs Gazetesi. Çözümde ısrarlıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Başkanı Sibel Sibel'le görüşmesinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daima çözümden yana tavır sergilediğini söyledi. Rum çiftçiler 7 Aralık'ta Bostancı'dan geçip kuzeydeki sözde tarlalarını ekecekler. Güzel yurta gitmeye çalışacaklar. Bakanlar Kurulu Vakıflar İdaresi'nden uzun vadeli kiralanan araziler üzerine yapılan inşaatların ipotek gösterilebilmesi için yeni düzenleme yaptı. Yatırımın yolu açıldı. Elektrik öfkesi sokağa taşıyor. Elektrik zammına karşı bugün 5 ayrı şehirde eş zamanlı araçlı protesto eylemi yapılacak. Avrupa Birliği'nden ortak açıklamaya destek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Barroso, Kıbrıs sorununda iki taraf arasında henüz uzlaşı sağlanamayan ortak açıklama konusunda Rum yönetimi lideri Anastasiadis'e destek çıktı. Havadis'in bugünkü manşeti, montaj başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Proje Müdürü Birol Çınar'ın açıklamaları. Sibel Siber'e üst düzey ilgi. Türkiye'de temaslarını tamamlayan Meclis Başkanı Sibel Siber, Türkiye Başbakanı Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'le görüştü. Merve geleceğe umutla bakıyor. Yoğun bakımdan çıktı. Süte zam kaçınılmaz. Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Candan Avunduk, sütte sübvansiyenin kaldırılması çiğ süte zam, süt ve süt ürünlerine zam demektir dedi. Özok Grup sundu. Sense dağlar vardı.